Merhaba sevgili akvarist arkadaşlarım. Akvaryum odası son durum videosunu ne zamandır çekmiyordum. Şimdi akvaryum odası son durum videosu var. Ama öncesinde lütfen şu like butonuna, beğen butonuna basalım arkadaşlar ki daha çok kitleye ulaşalım. Beğenmeleri bekliyorum. Video geliyor. Evet, şimdi buradan başlayalım bakalım. Burası ne alemde? Bu akvaryum ne alemde? Bu akvaryumu tek bir akvaryum yaptım. Yani iki akvaryumu birleştirdim. İki dişi akvaryumunu birleştirdim. Şu akvaryum yani. Bunu boşalttım tamamen. Bu akvaryumu aldım. Burada ağırlık olarak dişi var. Yeni ufak erkekler var. Onları da ayıracağım yavaş yavaş. Ama %90'ı dişi olan bir akvaryum burası. Hazır dişiler yani damızlık boya gelmiş canavar gibi dişiler. Hemen devam ediyorum. Bu tarafı ne yaptım? Bu tarafla ilgili de gelişmeler var. Burada kap sayısını arttırdım. İki sıra şu anda balık var. Şurada da aynı şekilde iki sıra kavanozu var. Bunlar boş. Yakında dolar. Burada güzel harfun en iri harfun yavrular var. Çünkü biraz sonra göstereceğim kardeşlerim onların. Bunlar en irileri olduğu için direkt buraya ayırmıştım ki hatta öyle de oldular bunlar. 10'a yakın yavru var. Bunlar da artık içinde erkekler de var. Yavaş yavaş kavanozlama dönemine gelmişler. Burada gold yavrularım var. Meşhur gold yavrularımız. Ama çok yabaniler tabii. Hiç alakası yok bizle. Bakayım, odakla bakayım kamera. Ama bazıları vallahi şimdiden bile gold. Onu söyleyeyim yani. 11 tane yavru var arkadaşlar burada. Şöyle yukarıdan aşağıdan çekiyorum ben görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Valla bunları hiç ellemeden burada asosyal şekilde bakıyorum bunlara. Büyüyen büyür, büyümeyen artık yapacak bir şey yok. Üst tarafta ne var? Harpoon dişilerimiz var. Şu sağdaki yeni aldığım bir dişi. Çok güzel bir dişi. Ona uygun erkeğim yok şu anda. Var ama erkek çok formda değil. Ayırdım o yüzden. Geçen hafta video atmıştım. Yanındaki dişi de benim damızlık dişilerden. Sağ olsun 3-4 kere yavru aldık. Tekrar yavru alacağız inşallah. Buraları biliyorsunuz zaten. Buraları yaptığımı, bu seti falan yaptığımı biliyorsunuz. O yüzden bu detaya girmiyorum. Şurada da benim kendi Alfun yavrularımın yavruları var. Hani bir tane bir tam 117 yavru saydım diye bir video var ya. O videonun yavruları işte büyüyen yavrular ama tabii 117 tane kalmadı. En az 30, en fazla 30 tane falan kalmıştır. Bunlarda da beyazlar var, maviler var. Burası biraz problemli bir akvaryum. Yani hep hastalık, hep hastalık. O yüzden buraya hiç girmiyorum. Burası da benim yavruları. Burada da biraz kuyruk kısması oluşmuştu. Diğer akvaryumdan bahsedeceğim şimdi. Onunla ilgili bir video da geliyor. Onun tedavi süreciyle ilgili. Onu da paylaşacağım. Bunları küçük boyları buraya ayırmıştım. Bunlar da burada güzelce yaşıyorlar. Aşağı iniyorum. Aşağıda ayırdığım erkekler var. Şu dişi gerçi ama yok bu da erkek. Pardon. Arka tarafta dolu. Güzel erkeklerimiz var. Erkekler delta oldular. Çok güzel renkleri olan erkekler de var. Şu kısım da tamamen erkek. Evet, bu etrafını kapatmıştım biliyorsunuz şeyin kavanozların. İstediğim zaman çeviriyorum. Şu erkeği çok beğeniyorum. Bunların hepsi benim yavrular arkadaşlar. Şu da çok güzel bir erkek. Kim? Burada güzel bir mavimiz var. Yeşiller var. Tatlı yeşiller. Şöyle alt tarafta da güzel dişiler var. Bazılarını kendime ayırdım bu dişilerin bazılarını. Arkaya attım onları. Şunlar falan da güzel yani. Şu dişi değil bu. Erkek ama bu balık rahatsız bir balıktı. Düzeldi sonradan, toparladı. Göstereyim. Şurada bir tane kendi Nemo var. Kendi Half Moon plakat var. Bu da bir ithalatçıdan hasta bir balıktı. İyileştiririz diye aldık. İyileşti de. Burada bir tane benim güzel bir Master Gas denilen renklerde bir yavru var. Çok hastaydı ama düzeldi o da. Çok iyi oldu. Bakın görüyor musunuz rengi? Yani şu anda düzelmiş hali ve de gitgide de düzeliyor. Bu da bir HMPK Süper Red diye. Şu balığı az önce topladım akvaryumdan. Tedaviye aldım.
Burada hep rahatsız olan balıklar, kuyruk düşmesi olan balıklar, omurilik problemi olan balıklar var. Bunlar da burada bir şekilde artık ölene kadar yaşayacaklar. Burada boş bir akvaryum var. Birazdan bu boş akvaryum şuradaki akvaryumu ikiye böleceğim. Burasıyla dolacak bu boş akvaryum. Her şeyi tamam, ısıtıcısı, filtresi, bilmem nesi, bütün her şey tamam. Şurayı ikiye böleceğim. Burada şişme oldu çünkü artık. O yüzden orasını bölmemiz gerekiyor. Artemiyalarımız kaynamaya devam. Burada çok ciddi bir hastalık geçirdik. Çok kayıp veriyorduk. Balıkların neredeyse %90'ı yerlerde yatıyordu ama şükürler olsun balıkları döndürdük. Bununla ilgili tedavi videosunu da hemen bundan sonraki videoda paylaşacağım. Ya bu videoyu yayınladığım günden sonraki ilk video gününde o tedavi sürecinden bahsedeceğim. İşe yaradı. Çok iyi oldu. Alt katımız boş. Şimdi bir de havalar çok soğuk olduğu için arkadaşlar biraz ısınma problemi yaşıyorum. O yüzden üretime de çok ağırlık vermiyorum açıkçası. Çünkü havalar soğuyor. Balıklar hemen hastalığa yakalanabiliyor. Sular soğuduğu için bu sefer ısıtmaya çalışsanız, çok daha ısıtmaya çalışsanız hepsine ısıtıcı takamazsınız. Çok ciddi elektrik faturası gelir. Elektrik fiyatları almış başını gidiyor. O yüzden ben de ufak ufak en azından şu Ocak Şubat'ı biraz atlatalım. O babayaro soğukları atlatalım. Ondan sonra tekrar nasıl olsa bir şekilde üretiyoruz. Tekrar üretimi alacağız. Tabii şuradaki şu güzel erkeğimle, şu kırmızı güzel erkeğimle şu güzel dişiyi mutlaka şurada büyük halfmon dişim var ya yeni. Onu mutlaka çiftleştireceğim. O Allah'ın emri artık. Onun kaçınılmaz. Ama şu biraz daha şey olsun da toparlasın. Çünkü çok formdan düşmüştü bu balık. Biraz daha normale dönmesi lazım. Dönsün. Ondan sonra bu balığı da çiftleştireceğiz. Şuradan bahsetmedim. Alt tarafta satışta olan balıklar var. Arka tarafta yine benim ayırdığım yavrular var. Şöyle şurada da beyazlar var. Bunları da paylaştım zaten benim Facebook grupta. Biliyorsunuz bakın hem MPK fil kulaklar var. Güzeller bunlar. Hem de deliceler yani bakın. Çok sert balıklar yani. Çok sağlıklılar maşallah diyelim. Maşallahları esirgemeyelim. Hemen dönüyorum sol tarafa. Burada bir fil kulak dişi akvaryumum var. Arkadaki balık problemli bir balık. Yani ya kuyruk düşmesi var ya da başka bir omurilik problemi var. Dişilerimiz güzel. Burada da benim yavrularımdan, eski yavrularımdan vermeye kıyamadığım, çayımı da alayım. Vermeye kıyamadığım bir whale tail'im var. Süper Red diyorsanız işte buyurun arkadaşlar yani. Bizde Süper Red bu yani. Bakın. Ne haber oğlum? Köpüğüne bakın. Gel bakayım oğlum. Şöyle dönüyorum. Su değişimi kaplarım. Valla buraya bir depo alamadım. Şuraya bir tane depo alacağım. 1,5 metre yükseklikte. Bütün dertler sona erecek. Bunlar gidecek ama depolar da 250 litresi 250 TL arkadaşlar. Az değil yani. 250 TL. Şimdi sürekli masraf sürekli masraf yaparsak biz o zaman burada bütün emeğimiz masrafa gidecek yani. O yüzden olanı kullanmak benim için esas olandır. Bakın buraya raflar yaptım mesela mis gibi. Buralara da dolduracağız akvaryumlarla yani. Raflar canavar oldu. Bunlar kaplarla gerçi burayı doldurmak istiyorum. Akvaryum kısmını alta şuraya bir tane böyle bir sehpa gibi televizyon sehpası gibi bir şey. Yani yine biraz uydurmasyon yapacağım ama dediğim gibi en az masrafla yapın arkadaşlar. Siz de bu işi yapıyorsanız evinizde nerede yapıyorsunuz? En az masrafla yapın. Bu bana çok yakın bir arkadaşımın tavsiyesidir. Yani ben bu tavsiyeyi aldım. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten yine onun lafıdır. Bu işten diyelim ki vazgeçtiniz. Artık elinizden çıkartmak istiyorsunuz bu tip şeyleri. Bunları satarken arkadaşlar yani alsınlar diye çıldırıyorsunuz. Satamıyorsunuz böyle şeyleri. Çöpe atıyorsunuz yani. O yüzden mümkün olduğunca minimum
masraf yapmanız gerekiyor ki bu işten karlı çıkasınız. Yani balık kolay yetişmiyor, görüyorsunuz, uğraşıyoruz. 3 ay, 4 ay, 5 ayda balık şu boya geliyor. Ama şey olarak hani dışarıdan bakıldığında "Aa, iyi para varmış lan" gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Kazınaya öyle değil. Bunu üreten adam anlar. Yoksa üretemeyen adam anlamaz. Bakın mesela şu balıkların hepsi benim yavrularım şunlar. Hatta bunlardan yavru da aldım ben. Şu da çok güzel bir mavi dişi. Half moon dişi ikisi de. Hatta şu da yeni yavrularından. Bu mesela döndü bu balık yani. Bunlar döndü ama bunlar yani bir aydır, 1,5 aydır rahatsız. Bakın aynı şekilde bu da bir ay, 1,5 aydır rahatsız. Bunlarla uğraşacaksınız. Bakın bu da benim yavrum. O da aynı şekilde rahatsız. Yani böyle bu işler kolay olmuyor gerçekten. O yüzden masraf yapıyorsunuz böyle şeylere. Şimdi her şeyi de hadi şundan da olsun, hadi bundan da olsun bilmem ne dersek bu sefer ne olur? Dünyanın parasını cebimizden harcamış oluruz. O yüzden de olmaz. Bu işten kâr edemeyiz yani. Ne iş yapıyorsanız minimum masrafla yapmanız lazım. Tabii ki uydurmasyon, uyduruk yapın demiyoruz. Ben mesela bunları şu kütüphaneler var ya şunlar. Bunlar bizim eski evimizde ilk aldığımız zaman kitaplık olarak almıştık bunları. Sonrasında başka bir kütüphane yaptık. Bunlar Iskarta'ya çıktı. Tabii ben de ne yaptım? Görür görmez bunları hemen dedim ben bunları değerlendiririm. Lap Tornetto Kaimakko diyorum her zamanki gibi. Bakın mis gibi burada değerlendiriyorum. Hatta yetinmedim biliyorsunuz. İkisini birleştirdim. Aralara raflar attım. Set yaptım kocaman yani. Üstlere de bunları koydum. Bu duvarı tamamen kapladım. Kaç liraya mal ettim? 50 TL'ye mal ettim bu işi. Nasıl? İyi değil mi fiyat yani? Müthiş değil mi? Şimdi ben de biliyorum buraya gidip de ikili set almayı, ikili demir set almayı. En az 500 liraya patlar bana o iş. Akvaryumuyla. Hatta nakliyesi makliyesi 650-700 liraya patlar o iş yani. O yüzden dediğim gibi eldeki imkanlarla bir şeyler yapmak her zaman daha iyidir. Her zaman da insana daha zevk verir. Bence öyle. Yani elinizdeki imkanlarla bir şeyleri birbirine yapıştırarak işte bir şeyleri birbirine uydurarak öyle değerlendirebilirsiniz. Bakın burada rahatsızlık var demiştim. Bir tane daha ölü olmuşunu. Bununla ilgili videoyu paylaşacağım. Bu balıklar şu anda iyileşmiş halleri bu balıkların. Dolayısıyla şey olmayın. Korkmayın yani balıklar hastalanmış diye. Bu balıkların iyileşmiş hali. Ya hastalık olmayan üretim mümkün değil arkadaşlar. Hastalıkla mücadele etmeyi bilmiyorsanız üretim mümkün değil. O yüzden hastalıkla mücadele etmek, hastalığı kontrol etmek önemli. Araştırmak önemli. Araştırdıktan sonra bütün her şeye çare var Allah'a şükür. İnternet var. O var, bu var, şu var. Tak tak tak. Okumamız da yazmamız da var. Ne yapacağız? Bulacağız, araştıracağız, uygulayacağız. Balıklarımızı iyileştireceğiz. Bilgisiz kalmayacağız. En önemli konu bilgisiz kalmamak. Hazırak olan arkadaşlar var. Valla çok kızıyorum onlara. Kusura bakmasınlar ama yani 50 kere bahsettiğimiz şeyleri hiç okumadan, dinlemeden yani okuduğunu veya anlamadan ya da anlamamazlıktan mı geliyor artık bilmiyorum. Hani bilgiyi bu kadar kolay ulaşabilen bir dönemde hala bir şeyleri tembellik yapıp araştırmamak, öğrenmemek bana açıkçası buna emek harcayan insanlara ayıp olmuş. Ayıp edilmiş olunuyor. Ayıp yani bu bana sorarsanız. O yüzden öyle arkadaşlara kusura bakmasınlar ama cevap vermiyorum ve de o arkadaşlara kızıyorum. Lütfen biraz araştırsınlar. En azından okuduklarını anlamaya çalışsınlar. Yani bilgi bu kadar kolay ulaşılabilen hale gelmişken bilgiyi edinelim, bilgiden yararlanalım ve bu bilgileri bu bilgileri herkese paylaşalım arkadaşlar. Rengi görüyorsunuz değil mi? Tamamen Kerim Gülmez üretimi. Bordo, kuyruk bordo, vişne çürüğü. Gövde siyaha yakın bir gövde. Bak bak. Çah çah çah.
Gel oğlum, gel oğlum. Bence çok güzel bir rengi olan bir balık. Vişne çürüğü gayet güzel bir balık. Aynı şekilde bu mavim de güzel yani. Balıklar da hepsi erişkin balıklar. Neyse çok balıklarımdan çok kendimi çok övmeyeyim. Aşağı taraflara ineyim. Burada kaplar var. Çok güzel kaplar arkadaşlar. İşinize yarıyorsa çok uygun fiyatlar. 15 TL. Çok güzel beta kapları. Tıkır tıkır beslersiniz. Bu akvaryumu boşalttım dediğim gibi. Bunu dolduracağım şimdi. Tabi yavrular gelecek illaki. Yavrularla bu akvaryumlarda dolar. Şimdi burayı boşaltacağım, üstü alacağım. Balıkların suları pis. Bakıyorsunuz şimdi lan bir yani bize konuşuyor ama kendinin suları pis diye diyenlere bugün su değişimi günü. Yani bu videoyu çektikten sonra hemen su değişimine başlayacağım. Evet, 2 günde bir mutlaka, özellikle kış aylarında, hatta yazın da yapacağım mutlaka. 2 günde bir mutlaka bu kavanozdaki balıkların sularını değiştiriyorum. Zaten kolay o artık su değişimi. Tık 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 koyuyoruz, hemen ısıtıyoruz, tekrar yolluyoruz. Su değişimini ihmal etmemek lazım. Çünkü canlı yemler, kuru yemler, protein ağırlıklı yemler. Yemler dipte kalıyor, suyu bozuyor. Tüketilemeyen proteinler suyu bozuyor. O yüzden su değişimlerini aksatmayalım arkadaşlar. İşte genel olarak bende durum böyle arkadaşlar. Balıklar büyüyor, yavrular büyüyor. Kaplara ayrılan var. Hastalıklı olanlar var. Hastalıklıları iyileştirdiğimiz balıklar var. Yeni üretimler hayalleri var. Erkeklerin biraz daha kondisyon kazanmasını bekleme durumları var. Devam ediyoruz. Videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Sorularınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz ve videomu kesin beğendiğinizi düşünüyorum ama aranızda beğenmeyenler olabilir. Lütfen onların da beğenmesini rica ederim arkadaşlar. Sizleri seviyorum gerçekten. Görüşmek üzere.